İnsanlar dünyaya gelmeye başladığında ilk başta üzerlerinin edep yerlerine örtmek istemişler. Evet. Artık soğuk ve sıcağa karşı üzerlerine bir örtü örtülmeler gerekiyor. Bunu önce çınar yaprağıyla, gençlik bitkilerle sağlamaya çalışmışlar. Daha sonraları çul ve kilim gibi gençlik örtüler yaparak bunu hem giyimde hem evlerindeki oturma yerinde, yatma yerinde, perde yerinde kullanmaya başlamışlar. Bizim buradan da Denizli'mizde evet. Dokumacılık aşağı yukarı 8000 yıl öncesine dayanıyor. 8000 yıl. 8000 yıl önce araştırmaların çok eskiymiş. Bunun gerçekten o yıllara dayandığı kazılarda, yani arkeolojik kazılardan yapılan netice sonucunda halen elde eğrilmiş keten ve ipek ipleri bulundu. Dokumu, küçük dokum parçalar bulundu. İncilerin 8000 yıl öncesinde yani. Evet. Bizim Bulgarımız zamanında dokumaya başlıyor. Padişahlar saraylarına ve eşlerine gömlek, kıyafet, örtü yaptırmak için Bulgar'da büyük bir çalışma yapıyorlar. Bulgar'da 2-3 bin tane el dokumu tezgahımız evet. Faaliyeti geçiyor. Tabii sonraları kazanamaz olunca vatandaşımız bu işi bıraktı. Şu an devam eden az bir işi var yani bu dokumaya. Dokumacılık bildiğim kadarıyla Denizli'de, Denizli ekonomisinde çok önemli bir yer tutuyor ama modern makinelere geçti herhalde. Tabii. Şimdi bizim bu dokumamız el dokuma. Evlerde kullanılan belki değil mi? Evet. Gerçekten yani eğer bunu kullanabiliyorsan, modernize olan kumaşlar üretebiliyorsanız para kazanırsınız. Yoksa annenizden, dedenizden kalma, sülalenizden kalma dokumayı devam edersin, para kazanma şansın yok. Evet. Biz el dokumasına bugünkü şartlara uygun olarak çalışarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Eyvallah hocam. Ama Denizli'de her evde bu makineden bir tane bulunur derse yanlış olur mu? Önceden vardı, şu an azaldı. Ama bizim evet. Denizli ve buradan dokumayla geçimini temin ediyor. O bakımdan kalktı diyemeyeceğim, devam edeceğim. Evet, yine devam ediyor, tamamen kalkmadı. Yüzde, yani bu Denizli olarak ve buradan olarak %90'ımızı mesleği dokumacılık. Evlerde yine bu iş babadan kalma, dededen kalma. Peki hocam bu makinede şu an ne yapıyoruz? İpi nasıl veriyoruz? Makine nasıl dokuyor? Kısaca bahsedeyim. Mesela şu kırmızı tokmak ilgimi çekti. O ne işe yarar gibi? Efendim, dokumayı yaptığımızda ürünü şöyle dolduruyoruz. Dokuma ürünümüz dolduğunda evet. Bunu ürünümüzü aşağı doğru sardırıyoruz. Sardırıyoruz bunun üzerine. Sonra ipi nereden alıyor makine hocam? Karşıda çözgümüz var efendim. Çözgü var. Bakıyoruz hemen bir saniye. Şöyle geliyoruz. Çözgüden alıyor ipi. Yukarıdaki evet. Makaradan değil mi? Makara dediğimiz kısım makara dediğimiz. Levent şey. Efendim onun ismi. Nedir? Levent. Levent. Wow, Levent. Değişik bir ismi varmış. Levent. Levent evet. Ve oradan ipi alıyor. Oradan sonra alıp, aşağı doğru çekiyor makine. Tezgahımızı takıyoruz. Takmış olduğumuz bu tezgahta. Kırmızı şurada, ipi nereden alıyor hocam makine? Şu öndeki. Efendim şunu söyleyeyim. Burada mekiğimiz var ve içinde kırmızı bir ipimiz var. Evet, mekik üzerinde. Eğer bunun içinde kırmızı ip değil de beyaz olsaydı ürünümüz beyaz olacaktı. Beyaz çıkacaktı. Yeşil olsaydı yeşil olacaktı. Mekiği geçiriyoruz değil mi? Birkaç sefer geçirebilirsek öyle efendim, izleyicilerimiz de görsün. Bakın burada ayağımı ben basacağım. İpimiz ikiye bölündü şimdi. Evet. Ayağımı. Arasından bu ip çekiyoruz, geçiyor karşıya. Evet. Ayağımızı kapıyoruz, öbür ayağımızı bakıyoruz. İpi çektik geriye değil mi? Evet, tekrar bunu gidiyor. İpimiz burada bakın. Evet. Şimdi görünüyor yani. Şimdi ip tekrar geldi, o geçen ip. Evet. Tekrar ileri gönderiyoruz. Tekrar ileri gönderiyoruz efendim. Bu şekilde